Polipeptit sırasında demiş, olaylarından hangileri ökaryot ve prokaryot hücrelerde kesinlikle farklı hücresel kısımlarda gerçekleşiyor? Bak, kesinlikle farklı hücresel kısımlarda gerçekleşiyor. Çok sorarlar çocuklar. Bu tarz soruyu çok sorarlar. Özellikle AYT'de ve okuldaki sınavlı sorularınızda da çok fazla geliyor. Bakalım hemen sorumuza. Diyor ki, polipeptit sentezi sırasında olaylarından hangileri ökaryot ve prokaryot hücrelerde kesinlikle farklı hücresel kısımlarda gerçekleşir? Şimdi sen önce şunu bileceksin abiciğim. Bak, şu prokaryot bir canlı. Prokaryot dediğin zaman sen aklına direkt olarak bakteriyi getireceksin. Bak, bakteridir prokaryot. Arkeler ve bakteriler prokaryottur. Geri kalan bütün canlılar ökaryottur. Bak, biz ökaryotuz. Ökaryotlarda çekirdek zarı vardır. Çekirdek zarının içerisinde DNA'mız vardır. Bizim DNA'mız şöyle gördüğün gibi direkt olarak sarmal şekilde, değil mi? Ama bakın, bakterilerin DNA'ları halkasaldır ve bakterilerin etrafında çekirdek zarı yoktur. Çekirdek zarı yoktur. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Bakterilerde de ribozom vardır. Bizde de ribozom var. Bunu bileceğiz. Ve protein sentezi bizde ribozomlarda gerçekleşir. Bir, hemen olayı özetliyorum. Mesela saçını uzatacaksın. Protein sentezleyeceksin yani, anladın mı? Saçının uzaması için gerekli olan proteini sentezleyeceksin. Bak, ilk yapacağın şey şu. Senin şu DNA'nın anlamlı zincirinde, yani senin saçını uzatacak olan şifre burada var. Bak, gördün mü? Burada var. Önce buradaki şifreyi mRNA'ya aktaracaksın saçını uzatmak için. Buna göre protein sentezleyeceksin. Sonra meydana gelen mRNA buradan çıkacak. Gelecek küçük alt birime yerleşecek ve okunmaya başlayacak. Bak, şifreler burada. Şifreler burada, tamam mı? Ve bu şifreler aslında birer amino asiti şifreliyor. Her bir şifre amino asiti belirliyor. Şifre okunuyor. tRNA gelir okur şöyle. Bakar buradaki şifreye göre uyumlu olan amino asit alır. Gelir buraya koyar. Sonra yeni şifre okunur. Konur. Yenisi, 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 yenisi derken sonra meydana gelen protein alınır. Tabii bu değil. Bu kendi üzerine katlanmalar meydana getirir. En son gelinir saçına eklenir. Senin saçın uzar. Bak, mevzu bu. O zaman ilk olaya ne diyormuşum abicim? Transkripsiyon. Yani yazılım. Yani DNA'dan mRNA sentezi. Nerede meydana geliyormuş? Çekirdekte. Burada çekirdek var mı? Yok. O zaman burada nerede meydana gelecek? Sitoplazmada meydana gelecek. Sitoplazmada. O zaman genin anlamlı zincirinden RNA sentezlenmesi birinde sitoplazmada gelir, birinde çekirdekte gelecektir. İşte bu farklıdır. Bir olacak bir kere. Birsiz olanı attım. Bir olacak. İki, amino asitlerin mRNA şifresine uygun sıraya göre peptit bağıyla bağlanması. Bak, burada da burada, burada da aynı yerde, değişen bir şey yok. Bak, değişen hiçbir şey yok. İkisinde de ribozomda olacağı için ikisinde de ribozomda gerçekleşecek bu olay. Attım gitti. tRNA'ların amino asite bağlanması. Taşıyıcı RNA'ların amino asite bağlanması sitoplazmada olmuyor muydu? Buradaki şifreyi okuyacak ikisinde de. Buradaki şifreyi okuyacak taşıyıcı RNA. Sonra gidecek sitoplazmadaki amino asitlere bağlanacak, getirecek. Aynı olay burada da gerçekleşecek. Yani her ikisinde de sitoplazmada. Bak abicim, çekirdekte biri çekirdekte, biri sitoplazmada olan neymiş? DNA'dan mRNA sentezlenmesi. Yani doğru cevabımız yalnız bir Adana olarak karşımıza çıkmış bulunmakta. Hadi bakalım, bir başka güzel soruyla tekrardan karşınızda oluncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.